Gol var mı ekranlarında transfer dosyasının yeni bölümünde Aygün Özipek'le birlikteyiz. Fenerbahçe'deki gelişmeleri konuşacağız. Taze şöyle bir şey okumuştum. Paredes ve Rashica transferlerine Fenerbahçe'nin de teklif yaptığı yönünde bazı haberler yazıldı. Bununla ilgili bir doğruluk payı var mı? Senin aldığın bilgi ne yönde? Tabii şunu söylemem lazım. Özellikle Fenerbahçe'nin son dönemde yapmış olduğu transferden Şimanski transferi vardı, biliyorsun burada. Golvarmı.com'da ilk kez bunu açıklamıştık. Daha sonra da medyada çıkmaya başladı. Şimanski transferine Galatasaray'ın girmesi üzerine, hatta imza atarken bile, futbolcu imza atarken bile Erden Timur'un defalarca futbolcu ve menajeri aradığı yönünde bilgiler geldi kulüpten. Bize o yönde bilgiler ulaştı. Bunun üzerine Fenerbahçe Spor Kulübü de Galatasaray'ın şu anda uğraşmış olduğu iki isimle ilgili, getirmeye çalıştığı iki isimle ilgili devreye girdiğini söylemek istiyorum. Paredes'le ilgili şunu söyleyeyim. Paredes'in menajeriyle yapılan görüşmede şöyle bir teklifte bulunmuş. Galatasaray Spor Kulübü ne veriyorsa 500.000 euro fazlasını vereceğiz diye bir teklifte bulunmuş. Zaten Rashica Fenerbahçe'de uzun zamandır istenilen bir futbolcuydu. Onunla ilgili de İsmail Kartal'ın da vermiş olduğu rapor doğrultusunda çalışmalar yapılıyor. Yani bu iki isimle ilgili Fenerbahçe'nin devreye girdiğini söyleyebiliriz. Peki şimdi bu iki isim de Fenerbahçe devreye girdi ama bir de kaleci mevzusu var. Evet. Fenerbahçe'nin saha içindeki 3 türkü sağlayabilmesi için kaleden feragat etmemesi gerekiyor. 9+2 ama var biliyorsun şu an. Bu sene sanki böyle 3 Türkiye gerek yok gibi. Öbürkünün yabancı statüsünü oynatabiliyorsun. Türkmen, Özbek var. O anlamda diyorum. Yani 2 Türk'ü koyabilirsin oraya. Onunla ilgili çalışma yapıyor Fenerbahçe Kulübü. Orada nasıl bir çalışma var? Yani ona uygun, kriterlere uygun şu an bazı isimlere bakılıyor. Onlarla ilgili çalışmalar yapıyor, söyleyebilirim sana. Peki şimdi... Tabii isim yok şu an. Netleşen bir isim yok. Tabii sadece hani bu opsiyonu çalışma Fenerbahçe var. Tabii kullanacak. Kullanacaktır. Livakovic ve De Gea arasında böyle gidiyor geliyor. Aynen gidiyor geliyor teklifler. Livakovic ile ilgili biliyorsun Fenerbahçe devreye girdi. Burada defalarca söyledi. Tabii kulübünün 10 milyon euro gibi bonservis bedeli isteyince Fenerbahçe Spor Kulübü birazın bir rakam teklif etti ve beklemeye çekildi. Tabii kulübe inmeyince Fenerbahçe bu sefer De Gea ismini ortaya attı. De Gea ile görüşmeler başladı. De Gea görüşmelerin olumlu gitmeye başlayınca bu sefer Livakovic tarafından da Fenerbahçe'nin istemiş olduğu cevaplar gelmeye başladı. Kulübe 10 milyon eurolardan 8 milyon eurolara indi ki bu Fenerbahçe'nin zaten inmesini düşünülen bir rakamdı. Tahmin ediyorum belki bu video yayınlanırken Livakovic'in Fenerbahçeli olduğuna dair görüntüleri Fenerbahçe TV'de izleyebiliriz. Çünkü kalede Altay ile ilgili sıkıntılar var. Altay son maçtaki performansı hakikaten günden güne, Kızıl maçındaki performans çok kötü. Hatta devre arasında hocasıyla konuşuyor ve çıkmak istemiyor, sahaya çıkmak istemiyor. İrfan Can kaleye devraldı biliyorsun. Altay zaten gitmek istiyor. İngiltere'den ciddi teklifler var. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde ondan beklemiş olduğu bir rakam var. Eğer o rakamı getirdiği takdirde kaleci Altay'la yollar ayrılacak. Evet, 5 milyon euroyu getiren Altay'ı alır diyelim. Ve bir de seninle diğer programımızda konuştuğumuz isimler vardı. Hem aslında Şimanski'yi konuştuk. Bekao'yu da çok daha öncesinde konuşmuştuk. İlk bölümlerde konuşmuştuk. Orada da biliyorsunuz Fenerbahçe bu transferi bitirmeye çok yakın. Nicolas Dominguez, Orsolini ve Davinson Sanchez'de teklif yapılmıştı. Bu tekliflerle alakalı kulüplerden geri dönüş. Bu hafta 5 isimle ilgili yoğun bir çalışma yapılacağını söyleyebiliriz. Özellikle takas anlamında João Pedro ve Rossi. Rossi'ye baktığın zaman MLS'ten de teklifler var. Evet. Eğer Fenerbahçe Spor Kulübü istediği rakamı, düşündüğü rakamı alabilirse Rossi'nin gidişine izin verecek. Ama eğer Rossi ile ilgili o rakamlar olmadığı takdirde João Pedro ve Rossi isimleri Nicolas Dominguez ve Ricardo Orsolini transferinde takaslar kullanılacak. Yani Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bu anlamda iki futbolcu ile ilgili düşüncesi şu. İki futbolcu verip üzerine çok düşük bir miktarda 3-4 milyon euro gibi para verip bu transferleri gerçekleştirmek. Ama tabii asıl hedef, Fenerbahçe'nin asıl hedefi Zaha. Yani Sayın Başkan Zaha konusunda çok ısrarcı. Zaha ile ilgili girişimler devam ediyor. Futbolcu Crystal Palace'da kalmak istediğini söylemesine rağmen Fenerbahçe Spor Kulübü yönetimi sık sık futbolcu ikna etme yönünde çalışmalar yapıyor. Ailesiyle ilgili çalışmalar yapılıyor. Fiyatta yükseltmeler yapıldığını söyleyebiliriz. Beka biliyorsun. Beka burada defalarca söylediğimiz bir isimdi. Zalai'nin satılma durumu var biliyorsun. Beka'nın gelme ihtimali iyice yükseldi. Resmi teklifler yapıldı. 10 milyon euro gibi rakamlar konuşuluyor ama evet 10 milyon gibi rakamlar konuşuluyor ama ben biraz daha düşük rakam anlaşıldığını tahmin ediyorum. Ve tabii ki en önemlisi Mert Müldür. Mert Müldür'le ilgili de buradaki yayınlarda da belirttik. Mert Müldür'le çok olumlu gelişmeler var. Kulübün istemiş olduğu bonservis bedeliyle Fenerbahçe'nin verdiği bonservis bedeli arasında rakamlar iyice yaklaştı. Düştü. Yani bu 3 transfer Zaha, Beka, Mert Müldür transferlerini Bu hafta sonuna kadar gelebilir mi? Gelme ihtimali yüksek. Çünkü Sayın Ali Koç bir an önce transferleri bitirmek istiyor. Sayın İsmail Kartal da futbolcunun bir an önce takıma adapte olmalarını istiyor. Çünkü biliyorsun 26-27'sinde öneleme maçları var. Kadroyu bir an önce şekillendirmen lazım. Listeyi vermen lazım. Bu anlamda çalışmalar devam ediyor Fenerbahçe'de. Peki bir de gidecek oyunculardan Samet Akaydın'a teklif gelindiği yazıyordu. Doğru. Onu göndermek istiyor Fenerbahçe. O yakın zamanda gidecekler de belli olacak anladığım kadarıyla. Tabii ki yani daha önce de burada defalarca söylemiştik. Yani hocanın istemediği bazı isimler var. Nazım Sangare gibi, Joshua King gibi, Gustavo Henrique gibi, Aroa gibi, João Pedro zaten demin de söylemiş olduğumuz gibi, Rossi zaten aynı şekilde, Serdar Dursun var. Samet'le ilgili de şöyle sana söyleyeyim. Beklenen performansı maalesef veremedi. Sakatlığı devamlı şu anda götürülmemedi sebebi şu falan gibi hep sakatlıktan bahsediyor ama hiç alakası yok. Tekrar söylüyorum, Samet'le ilgili görüşmeler yapılıyor. Büyük ihtimalle Samet'in de Fenerbahçe'den artık yavaş yavaş vedalaşmaya hazırlanacağını söylememizde fayda var. Serdar Dursun'la ilgili kafalarda soru işaretleri var. Sık sık sakatlanması biraz o bölge açısından sıkıntı yaratıyor. Onunla ilgili de son kararı Sayın İsmail Kartal verecek. Osay Samuel'e teklifler var. İstenilen rakama gelindiği takdirde Osay Samuel ile ilgili eğer düşünülen bir rakam var o rakama gelindiği takdirde onunla ilgili de Fenerbahçe Spor Kulübü'nün satış gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. Evet, muhakkak Fenerbahçe'de elindeki oyuncuları çıkartmak isteyecek. Çünkü bir yandan alıyor, kadro şişkinliğini önlemek adına verilecek listede olmayacak isimler var. Tabii oradan da anlarız. Transfer görüşmeleri için giden oyuncular vardır diye düşünüyorum. Evet, senin de dediğin gibi Fenerbahçe'nin bu hafta 5 ismi özellikle ısrarla çalışmasını sürdürecek Ali Koç. Zaha konusunda Dominguez Orsolini ikilisine Pedro Rossi ile bir takas teklifi sunuyor. Aynı şekilde Becao da yine bitmeye çok yakın. Mert Müldür de bitmeye çok yakın. Bu isimleri ekstra olarak eklemek istediğim bir şey var mı? İsim anlamında söylemeyeyim ama şunu söyleyebilirim sana. Yani Galatasaray'ın uzun süredir bir omurgası vardı. Yani işte kaleden forvete kadar baktığın zaman çok sağlam bir omurga kurmuştu. İşte Muslera'dan başlıyorsun. Şu an Icardi. Daha önceki dönemlerde farklı isimler vardı. Bu yapıya doğru gidiyor Fenerbahçe. Yani kaleyi biraz daha sağlamlaştırma anlamında yabancı uzun yıllar sonra kaleyi yabancıya teslim edecek. Stoper bölgesi Fenerbahçe'de baktığın zaman uç öğükler vardı. Çok eski dönemlerden sen belki hatırlamayabilirsin o dönemleri. Hatırlamıyorum. O dönemlerde uçak. Aynı o tarz bir ikili kurmak istiyorlar. Merkez orta sahayı sağlamlaştırıp forveti de hakikaten baktığın zaman bugün Türkiye'de kimse Batshuayi'ye ve Ceko'ya da hayır diyemez. Bu anlamda baktığım zaman iyi bir kadro oluşumu yapılıyor. Ryan Kent'ti, Osterwald mesela geçen sene büyük eleştirilen Osterwald bu sene inanılmaz bir performans sergiliyor. Ryan Kent'le Osterwald'ın performansı, ikilinin diyalogları çok, saha içi organizasyonları çok iyi. Ferdi var. Ferdi mesela baktığın zaman demin söyledin ya Türk anlamında çok ciddi teklifler var ve kesinlikle satılması şu an düşünülmüyor. Ha belki rakamlar çok yüksek rakamlara çıkarsa ne karar verilir? Satılabilir mi? Satılabilir. Ama şu anda görüntü anlamına baktığı zaman kadro daha önceki yıllara oranda biraz daha iyi kurulduğunu söyleyebiliriz. Yani Sayın Başkan Ali Koç'un son dönemi diyorum. Neden son dönem diyorum? Seneye kongre var. Belki aday olur, belki olmaz. Bilemem. Ama çok iyi bir kadro kurduğunu söylememiz lazım. Fenerbahçe'nin içinden gelmiş olan İsmail Kartal'a teslim etti. Yani şu an başkan üzerine düşen her şeyin yaptığını söyleyebiliriz. Evet, bir de hoca dokunuşu tabii İsmail Kartal'ın dokunuşları da çok önemli kadroya. Ekstra fark yaratacak diyelim. Bakalım göreceğiz Fenerbahçe'nin bir sonraki bölümde, çekeceğimiz bölümde yöneldiği isimler değişecek mi? Ama yoksa bu isimlerde bir olgunlaşma verdiğimiz olacak. Bütün isimler imza attı biliyorsun. Evet, ben sana burada da teşekkür etmek istiyorum. Bunun için söylediğimiz bütün isimler hepsi attı imza. Haberlerin gerçekten nokta atışıydı. Beka'ya haftalar öncesinde girdik. Kaldı ki Mert Müldür'ü de yine öyle birkaç program verdiğimiz bütün isimler geldi. Aynen öyle. Sizin de ilginizden ötürü programımıza çok teşekkür ederim. Yorumlarınız ve beğenileriniz bizim için çok büyük bir motivasyon kaynağı. Lütfen takipte kalmaya devam edin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.